Vay be, sen nereden biliyorsun bu aplikasyonu? Ben bile bilmiyorum. Ne yani? Köylü kızı bilemez mi Deyon bunları? Yani. Bir de 4.5G'ye geçiversek Tomu Hoca gel mi? Bizim köye daha gelmedi işte. 4.5G bu köye gelene kadar. Gülgü. Senin bu Gülgün ablan nereye gidiyor? Bilmem. Bilmez misin? Erol. Kızın Nazlı. Erol. Ha? Ben bir Macir İsmail'le bakıp geleceğim. Sebep? Herkesin çifti geldi ve benim çiftim gelmiyorum. Gidip bir bakalım ne yapıyorum. Hazırlık yapacağız ya. Doğru diyorsun. O zaman şunu bırakalım, sonra da seni bırakalım. Dur lan sen. Biz de hazırlık ediyoruz ya buğda. Hem beni bırakıp nereye gidip durun? Seni mi bırakıp? Yok, seni de bırakmayalım o zaman. Seninle beraber Gülgün'ü bırakın. Bu patlıcanlar ne olacak? Pörsür vallahi, sen bilin. Sonra kimse yemeğini beğenmez. Bir de beni buğda bırakırsan seni küterim vallahi. Güsme ya sen, güsme. Gülgün koca kız oldu. Gidebilirim değil mi? Gidelim de bilen. Ya sana bir şey soracağım. Şu Macir İsmail, Gülgün ablanın sevgilisi mi? Yo. Bizim köyde kızların sevgilisi olmuyorum. Flört mülört yok hiç buralarda. Sahi mi ya? Hiç mi yok? Vallahi hiç yok. Olmadı ya, o çok kötüymüş o. Evet ama illa herkes kurallara uyacak diye de bir şey yok öyle değil mi? Kurallar ne için var? Ne için var? Çiğnenmek için var. Değil mi ya? Süpersin sen. Çak. Güzel güzel. Of 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 of. Ya oğlum ben bu Nazmi'ne ne diyeceğim ya? Kızı hayal kırıklığına uğrattım. O değil, bir senedir bekliyor ya. Aga yani bence çok kafaya takıyor. Takma. Nazgül pek oralı olmadı. Yani şeyle eşleşince senin acını unuttum. Yani Erol'la eşleşti. Hey! Erol mu? Ha. Bak belirsize ya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sen güç ver. Kalbim ataşlara yandı arkadaş, bu nedir ya? Telefon mu çalıyor lan? Ha. Benimki değil be. Senin de herhalde. İçeride olmuşum. Akılsız kafa, akılsız kafa. Gülgün. Aa Gülgün, ne yapıyorsun be Gülgün? Neredesin sen İsmail? Neredeyim ben? Ben buradayım. Sen neredesin? Ne diyorsun İsmail? Sen neden geldin acaba, sorabilir miyim? Ay unuttuysan hatırlatıveren. Biz de yemek için eşleşiverdik ya İsmail. Yok unutma, ben her şeyi hatırlıyorum Gülgün. Ama sen git, ben sonra sana döneyim ha. Hadi bakalım. Ya sen beni nereye götürüyorsun? Nasıl nereye götürüyorum? Bir yere götürmüyorum be, gitsin. Hadi. Nereye? İçeride bir şey mi var benim görmemem gereken? İçeride? Hangi içeride? Nasıl senin? Ne alakası var ya? Ya Gülgün, içerisi dağınık. Anlatabiliyor muyum? Çamaşır kokuyor leş gibi. Hani böyle kaymak tutar ya. Fena, bayılırız valla. Girme sen. Hadi görüşürüz. Anlaşıldı Düzgün abi, tamam. Tamam. Malzeme mi? Oo, dükkanda var o, kolay hallederiz. Tamam. Derhal geliyorum, haydi. Boş. Kadın sesi mi o? Kadın? Yok, ya hangi kadın? Vallahi kadın sesi. Kadın, kadın değil be. Kısa İsmail. Kısa İsmail'in sesi. Ya bizim kısa böyle çığırıyor, daralınca çığlıyor. Bu aralar daraldı biraz, ondan. Gir, çekil, gir. Kısa İsmail değil lan o. Kadın sesi. Gül, gül, gül. Bak dedim ben sana kısa diye.
Beni hiç dinlemiyor ki Gülgün. Ne bağırıyor annem? Kusura bakma Gülgün bacı. Yani şey biraz Nazgül'le eşleşemeyince psikolojim bozuldu. Kendimi tutamıyorum. Yani depresyona girmeyeyim diye böyle çığlık atıyorum işte. Baksana be çocuğa, bitti çocuk, moral mi sıfır. Kısa at bakalım be çocuğum bir depresyon ilacı da hadi yersin. Ya Gülgün morali çok bozuk çocuğun. Erol'la eşleşti Nazgül. Durum fena yani. Gel bir çıkalım yalnız kalsın be kısa. Hadi gel. Abo. Kısa İsmail'miş. Ya sen niye bağırıyorsun acaba ha? Arı var arı. Sokacak beni. Arı var arı var arı var. Bak köydeyiz. Ne olacak köyde? Köyde arı yoksa bağıracaksın şaşıracaksın. Dur lo dur. Dur buna laf yetiştirme. Sen buna ne laf yetiştiriyorsun oğlum? Koş koş onu durdur onu. Onu durdur. Eğer bu yarı cıbıldaktır bu duyulursa bu köydeki hayatımız bitecek. Sen koş yetiş ona. Koş koş. Ya arkadaşım sen ne yapıyorsun he? Ne yapıyorsun sen? Başımıza açtığın işlere bak. Ya bağırıp durmasana. Gülgün. Gülgün. Ya bakar mısın? İki dakika bakar mısın? Şş. Gülgün. Ya nereye gidiyorsun ya? Bırak beni İsmail. Ben göreceğimi gördüm. Ya neyi gördün? Ya sen neyi gördün acaba? Ya bak biz İsmail'ler olarak aramızda para toplayıp kadın tuttuk. Ya bizim de ihtiyaçlarımız var Gülgün. Ona niye vuruyorsun bana ama? Ya bir de ortak tuttuk dayan ya. Ayıp lan ayıp. Ya ortak da mı oluyor o iş? Ya neye ayıp Gülgün? Bütün parayı ben mi verecektim acaba? Ya herkes pisletiyor, verecek parasını. Temizlik yapıyoruz burada. Ha temizlik parası. Ya temizlik parası Gülgün. Ya internetten temizlikçi kadın istedik. Ya yolladı onlar da. Ya kadın temizliyordu. Ya terlemiş, ben ne yapayım? Ha temizlikçi o kadın yani. Temizlikçi Gülgün. Bu köyde temizliğe gelecek kadın mı var acaba ha? Anasını satayım, hepiniz saltanatlısınız maşallah. E ne yapalım biz? E Ramazan geliyor. Ev temiz gözüksün diye kadın tuttuk biz de. Yalana bak. Yalan? Bak şu an kalbimi kırıyorum, farkındasın değil mi? Ya bak Gülgün bir daha seni görmek nasip... Bu cümleyi bile söylemek istemiyorum ama... Ya bak seni görmek nasip olmasın. Bak aramda hiçbir şey yok o kadınla. Bak hiçbirimizin yok. Ya kadın temizliğini yapıp gidecek emekçi. Bir şartla inanın. Ne şart hemen kabul edeyim. Evlenince bana de temizlikçi çağıracağım. Ve evin temizlik işlerini bana yaptırmayacağım. Ya Gülgün ben sana yaptırmayayım ben. Hizmetçi tutacağım sana ya vallahi. Söz mü lan? Ya söz. Bak sözünde durmazsam kadınlar kurulu kararıyla boşarsın beni. Ya biz neleri konuşuyoruz acaba? Ya daha önemli mesele var. Biz ne yemek yapacağız? Bak bunu bir kararlaştıran ben malzeme almaya gidelim. Ben ona karar verdim bile. Ona mı? Biz yemek yapmayacağız. Biz tatlı yapacağız. Tatlı mı? Oluyor mu? Olur tabii ne olmasın. Herkes yemek yapacak zaten. Bizimki de farklı oluversin. Hangi tatlıyı yapacağız sorabilir miyim acaba? Koca karı gıdısı. Nesi koca neyi? Ya koca karı gıdısı. Ona bak. Bizim buraların meşhur tatlısıdır. Onu yapacağız. Bak sen indi git. Baklavalı kuluna ceviz al. Şeker evde var. E yarın sabah erkenden başlarız. Sabah? İp de çekiyorum sabah haberin olsun. Hey ben gidiyorum madem. Hadi bakalım. Anasını satayım. Koskoca macir hamur açıp tatlı yapacak. İyi. Muhtar abi. Ne istiyorsun İsmail değil mi? Ya gözün seveyim. Sen benim çocukluğumu bilip durun. Adım İsmail diye beni niye öbür İsmail'lerle bir tutuyor? Ben buranın kızını değil miyim? Lan İsmail oğlum ne diyeceksen deyive gari. Benim ilk günle konuşmam gerek. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın Muhtar abi. Abo. Oğlum ne istiyorsun sen benden kulağın duyuyor mu? Ya sen hiç genç olmadın Muhtar abi. Sen hiç aşık olmadın mı? He? Sen hiç halden anlamıyor mu? Ya hendi böyle deyiverince... Tamam lan tamam. Yapamayacağım işine. Allah benim aslan Muhtar abam be. Aslan. Lan ortalığı yıkıverin. Tamam tamam tamam. Ya hemen gevşeyi veriyorsun lan. Gevşeme. Otur ben bir düzgün arayıvereyim. Abo. Hemen bir gevşiyorsunuz ya. Hah. Düzgün nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Hayırdır? Bir şey isteyeceğim senden.
İlk günü beni 5 dakikalığına gönderiversen onunla bir işim var da. Nuri yenene de Erol'u çağırıyorum. Onunla bir işi varmış. İlk günü beni gönderince Erol'u da Nuri yeneneye gönderiver. Olur mu? Emrin olur. Lan ne diyorsun? Ben sana emreder miyim lan? Yok hani sen köyün itaat amirisin ya. O sebeple dedim. Tamam tamam. Yarın sabah görüşürüz gari. Hadi bakalım hoşça kal. Hadi görüşürüz. Hadi. İyi günler. Ne dedi? Tamam lan. Geliveriyor ilk gün. Yanında da Erol yok. Hadi bakalım sana kaldı gari. Allah sağ ol muhtar ama. Öpeceğim. Yap oğlum bir yapma diyor. İlk gün kızım. Muhtar Emir'e çağırıyor seni. 5 dakika bir bakı be. Tamam baba. Erol. Buyur beyim. Oğlum Nuri yenene seni çağırıyormuş. Bir git bir bak bakalım ne istiyor. Emredersin beyim. Düzgün bey amca şey yapmasın da ilk gün yalnız gitmesin. Ben de onunla beraber şey yapayım. Ne gerek var canım gündüz vakti. Otursana sen kopta gel. Yalnız gitmemesi hususunda iyi düşündün ama ilk gün tek gider. Hadi gidelim. Yalnız şey olur. Ne için şey olur? Ne edip durun? Hiç. Emine abla çağrı vermiş de oraya gidip durun. Ne tesadüf. Beni de Emine abla çağrı verdi. Ben de oraya gidip durun. Biz de Marmaris'e gidiverdiydik. Yolda Ferit Giller'le karşılaştık. Onlar da İstanbul'a dönüp dururlardı. Nasıl? Temelleşti. Olur mu öyle şey? Yani teyzesiyle abisi bizim evde. He, onunla karavanda göremeyince biz de önden gittiler dedik. Demek ki arkadan geçecekler. Ama Feritler döndüler. İyi dönsünler. Ne yapalım? Ha bir de kız arkadaşı varmış. Bengüsü diye bir kız. Sen nereden bilip durun? Kız buraya geldi. Ferit de kızı önüne kattı gitti. Nasıl kaçacağını şaşırdı. İyi de bunu beni neye anlatıyorsun şimdi? Beni ne? Gittiyse gitti. Beni ne Ferit'ten? Ne bileyim öyle işte. Hani günlerdir onlarla ilgilenince. Ay ne olmuş ilgilenince ne olmuş? Öyle işte ilk gün. Çıkar lan ağzındaki baklayı. Sen boş ver beni. Heyecanlanınca karşında dilim saçmalıyor beni. Ne anlatıvereceksin sana bak. Hani kızankene Arife pikniğinde sen bir kuş beğeni vermiştin. Ben de o kuşu sana tutuvermiştim hatırlıyor musun? He. Hatırlayıp durun. Baban da gelip o kuş, göçmen kuşu kafese girmez deyip salıvermişti kuşu. Beni neye anlatıyorsun şimdi bunu? Göçmen kuşunun peşine gitmemek lazım. Buranın kuşu iyi bize. Sevecekse buranın kuşunu sevmeliyiz. Kolay gelsin Emine abla. Sağ ol kızım. Hoş geliverdin. Ne oluverdi kızım? Yüzünden düşen 1000 parça. Yok bir şeyim ne abla. İyiyim ben. İyi. İlk gün kızım bizim bu Arife günü pikniği var biliyorsun değil mi? He biliyorum. Köyün kızlarını toplayıp biraz hazırlıklara başlamak lazım biliyorsun değil mi? He biliyorum. İyi o zaman. Ben bunları zaten bilip dururum Emine abla. Beni bunun için mi çağırıverdin? Ya kızım belki unutuvermişsindir. Hatırlatıvereyim dedim. Bu kadar mı yani? Bu kadar. Giden mi? Tamam sen gidi ve hem bu bana da selam söyleyi ve. İyi ben de gidem eşlik ederim. Yok İsmail yok. Benim seninle işim var oğlum. İlk gün tek başına gider. İyi günler. İyi günler kızım. Benle ne işin var muhtar abla? Senle ne işim olacak? Yeter gari bu kadarı yeter. Daha fazla sulandırma. Hem kız gidinceye kadar otur bakayım şuraya. Gözüm önünde ol. Otur diyor. Ya yaptığıma pişman edivereme beni.
Bırak biraz tutayım. Ya olmaz. Tutma. Tamam. Yani belki de bir daha sonsuza kadar tutmamak üzere bırakacağım ellerini zaten. Baba, fena batız. Biliyorum oğlum. Aynı şeyi söyleyip durma ya. Fabrikayı satalım dedim sana bir an önce, dinlemedin. Sen kime çetin ya? Dönüp dönüp aynı şeyi söylüyorsun bana. E sana. Benim de senin sayende fikrim sabit oldu. Ya baba, sorun hakikaten çok mu büyük? Hadi sen bana çektin. Bu gevşek kime çekti ha? Sorun hala çok mu büyük diyor ya? Bittik oğlum, bittik. Cüneyt'ciğim, sana şöyle söyleyeyim. İstanbul'da hiçbir şeyimiz yok artık. Mahalleye hepsini el koydu. Eğer acele etmezsek köydeki arazilerle mallara da el koyacak. Ne yapıp yapıp bir an önce köydeki bütün malları, arazileri satmamız lazım. Ya baba, bak gel sen dinle beni. Şu düzgünle barıştırayım seni. Suyuna git şu adamın biraz ya. Satalım malları ona. Ya bir kamyon dolusu laf ettik adama, nasıl olacak bu iş? Sen merak etme, ben halledeceğim. Nasıl? Halledeceğim işte bir şekilde. Niye durduk? Baba siz gidin, ben sonra gelirim. Niye? İşim var baba. Gece gece ne işin var oğlum köy yerinde? Ya baba siz Cüneyt'le gidin işte, sonra konuşuruz. İyi tamam, ne halin varsa gör be. Ne yapıyorsun burada? Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Tamam, tamam gel buraya, gel. Tamam, tamam. Nurullu İsmail senin için gitti dedi. Yer yok. Bengüsü gelmiş. Deli midir nedir? Onu atlatmak için yalan söyledim. Onlar da onu duydular. İnandılar herhalde. Bengüsü'nün geldiğini saklamıyorsun yani. Niye saklayayım? Nerede Hindi Bengüsü? Gönderdim. İstanbul yolundadır. Gerçekten mi? Evet. Bengüsü artık hayatımda yok. Ferit. Sen ne dediğinin farkındasın değil mi? Evet. Bengüsü'yü gönderdin. O gitti. Hayatında yok artık. Aynen. Sen o zaman beni niye ikide bir de gideceğim ben, gideceğim ben deyip durun ha? Hayda, yine arızaya bağlı. Bağlarım tabii. Gideceğim deyip deyip beni oraya buraya çağırıp durun. Ya sen benden ne istiyorsun? Bengüsü hayatında olmayacaksa, yani İstanbul'da olacaksa, sen de burada olacaksın demek artık. Gitmeyeceğim bir yere yani. Ha? Ben de bu konuları konuşmak istiyordum zaten seninle. Ama benim hemen gitmem lazım, sonra konuşuruz. Ya tamam tamam tamam, bir dakika. O zaman gece Aşık Çağlayan'da buluşalım. Orada konuşuruz. Olmaz lan, gelemem. Olur, gelirsin. Ya olmaz diyorum. Olur diyorum ya. Gelemem. Tamam. Sen yanma. Ben yine de gelirsin diye bekleyeceğim. Yani şöyle düşün. Dönmedim. Dönemedim. Niye? Bir sor kendine. Cevabı bulunca da bir karar ver. Geliyor musun, gelmiyor musun? Kesin geliyor. Oldu bir iş.